Üçüncü bölümde arkadaşlar 7 sure var, hemen bitiriyorum. Burada da üçüncü bölümde de Allah Teala ideal müminlerin vasıflarından bahsediyor. İşte bu 7 surede de arkadaşlar Allah Teala ideal müminin vasıflarından bahsediyor. Müminin, Nur, Furkan, Şuara, Neml, Kasas, Ankebut sureleri böyle. Müminin suresinde birçoğumuz belki okumuşuzdur. Orada kat eflahal müminun diye başlıyor Allah Teala. Şu müminler kurtulmuştur. Bunlar kimdir? İşte düzenli bir şekilde namaz kılanlar, zekat verenler, faydasız şeyleri terk edenler, namuslarını, iffetlerini koruyanlar, emanete dikkat edenler. Bunlar kurtulmuştu diyor Allah Teala. Bundan sonra Nur suresi geliyor. Nur suresinde İslam ahlakı veriliyor. Çok önemli. Hatta Ayşe annemiz bunu mutlaka gençlere, kadınlara Nur suresini öğretin diyor. Çünkü ahlaksızlık olan yerde arkadaşlar bizi bir tehlike bekliyor. Zina. Zina demek cinayetler demektir. Nesebi karışmış çocuklar demektir. Kimsesiz çocuklar demektir. İşte İslam bunu kesinlikle yasaklıyor. Siz diyor evlenin. Allah Resulü öyle buyurur. Evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuz ile övüneceğim. Evlilik çok önemli arkadaşlar. Ve evliliğin kolaylaştırılması gerekiyor. Zorlaştırılması değil. İşte bazen biz de nikah kıyıyoruz. Mehirler çok yüksek oluyor. Ya da bazı yerlerde bir takım ayrıca paralar alınıyor filan. Bunlar ne oluyor? Evliliği zorlaştırıyor. Evliliği kolaylaştırmamız gerekir. Nur suresinde zinaya verilen ceza ile başlıyor. Bakın sizi böyle bir tehlike bekliyor. Bu tehlikeden kurtulmanız için ahlaklı olmanız gerekir. Temiz olmanız gerekir. Ayrıca başkasına zina isnadında, iftirasında bulunmamak gerekir. Yani Müslüman arkadaşlar düşmanı bile olsa adaletlidir. Kimseye haksız bir şekilde yüklenmez, yalan söylemez. Yani karşısındaki ateist de olsa, deist de olsa, başka şey de olsa ona iftira yapmaz. Her zaman adaletle mücadele eder. Allah Resulü böyleydi. Biz de onun ümmeti olarak o şekilde olmalıyız. Bundan sonra Furkan suresi gelir arkadaşlar. Burada Allah Teala şu mesajı verir. Kurtuluşa ele erenler kitap ve sünnet ile her şeyin farkında olanlar, farkındalık bilinci taşıyanlar. Yani içinde yaşadığımız yüzyıl ve dünyanın bütün olup bitenlerin farkında olmalıyız. Sömürüdür, şudur, budur, tarih, nereden nereye geldik, bütün bunların farkında olmalıyız. İşte Kur'an bize bu mesajı, bu bilinci veriyor. Şuara suresinde sanal gündemlere dikkat edin. Yani birileri sizin ömrünüzü bitiriyor. Cahiliye döneminde şairlerin dediği oluyordu. Herkes şairleri takip ediyordu. Şairler ne derse tamam bu odur diyorlardı. Hatta bir kişi mesela bir yere kumaş getiriyor. Satamıyor. Oradaki şairin birisine para veriyor. O şair bir güzel şiir söylüyor. Birkaç saat içinde bütün kumaşlar satılıyor. Yani gündemi şairler belirliyor. İşte İslam bunu yapıyor, yasaklıyor, kaldırıyor. Ki Kur'an-ı Kerim geldikten sonra zaten şairler susuyor. Hatta Hazreti Ömer bir şaire diyor ki şiir söylemez misin diyor. O da diyor ki ey Ömer, Bakara suresi indikten sonra ben şiiri bıraktım diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok güçlü. Edebiyatın zirvesine varmış. Şairler susuyor, bitiyor. Çünkü şairlerin dedikleri arkadaşlar, konuştukları şeyler, işte dilber, kadın, içki, şarap, çöldeki bir takım şeyler bunlar. Ama Kur'an-ı Kerim geldiği anda böyle sanki zihinleri darmadağın ediyor. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor, İbrahim Aleyhisselam cihattan bahsediyor, tevhid inancı müthiş yani. Araplar şok oluyor. Bir kısmı Müslüman oluyor, bir kısmı düşünüyor, bir kısmı da tabii menfaatları sebebiyle aşırı bir şekilde Allah Resulüne düşman oluyorlar. İşte Şuara suresinde, Şuara şairler demek. Allah Teala bu mesajı veriyor. Sanal gündemlere dikkat edin.
Bundan sonra Neml suresi geliyor arkadaşlar. Neml karınca demektir. Hazreti Süleyman ordusuyla beraber bir yerden geçerken bir karınca arkadaşlarına diyor ki dikkat edin. Süleyman büyük bir orduyla geliyor, sizi ezmesin. Süleyman Aleyhisselam bunu duyunca tebessüm ediyor ve Allah'a şükrediyor. Çünkü hayvanların dilini de biliyor. Çok güçlü. Burada şu mesajı veriyor Allah Teala. Gerçek mümin gücü Allah yolunda kullanandır. Kendi menfaati, egosu için değil. Yani paranızı, diğer sermayenizi, güzelliğinizi, gücünüzü Allah yolunda kullanırsanız faydalı olur. Sizinle beraber ahirete gider. Değilse burada övünmek, şımarmak, kibir, tekebbür için kullanırsak burada kalır. Günahı yanımıza zarar olarak kalır. İşte Neml suresinde Allah Teala bu mesajı veriyor. Kasas suresinde de başarının Allah'ın yardımı ile gerçekleşebileceği mesajı veriliyor. Yani siz kendi başınıza başarılı olamazsınız. Ne kadar güçlü, zengin olsanız bile başarılı olamazsınız. Allah'ın yardımı mutlaka gerekir. Ve Allah isterse her şey olur. Bu mesaj veriliyor. Bunu tam anlatabilmek için Allah Teala Hazreti Musa'nın çocukluğundan örnek veriyor arkadaşlar. O dönemde bildiğiniz gibi Firavun bir rüya görüyor. Rüyasında İsrailoğullarından birileri onun tahtını deviriyor. Bunu yanındakilere soruyor. Onlar da diyorlar ki İsrailoğullarından bir çocuk gelecek, senin tahtını devirecek. Bunun üzerine Firavun bütün İsrailoğulların erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını bırakıyor. Ve Musa Aleyhisselam doğuyor. Aslında Musa'yı arıyor. Musa Aleyhisselam doğuyor. Daha adı Musa değil. Adı yok. Annesi ne yapacağını şaşırıyor. Allah Teala ona bir ilham ediyor. Diyor ki bir sandığın içine koy, Nil nehrine bırak. Tevekkül et. Tabii bir kadının bunu annenin yapması çok zor. Fakat yapacak bir şey yok. O şekilde bırakıyor. Ve kaderin cilvesi su, o akıntı onu Firavun'un sarayına doğru götürüyor. Tam sarayın önüne geldiği zaman bakıyorlar ki sepette bir çocuk. Orada Firavun'un hanımı da var. Diyor ki ya bu çocuk bizim için belki göz aydınlığı olur diyor. Ve onu öldürmüyorlar. Ama Musa diyorlar. Musa yani su çocuğu, sudan geliyor. Ve Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un sarayında büyütüyor. Yani Musa Firavun'u yok edecek olan kişiyi orada büyütüyor ve Firavun ve Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayını daha sonra yok ediyor. Kendi nizamını, sistemini yok ediyor. Yani Allah isterse Musa kurtulur, sarayda büyür ve Firavun'u yok eder. Bu mesaj. Allah-u Teala'nın gücü her şeye yeterdir. Siz Allah'tan yardım isteyin. Bir de Musa Aleyhisselam döneminde bir kişiden bahsedilir bu surede. Karun. Çok zengin, aşırı zengin. Ama sermayesini, parasını şeytani yollarda kullanıyor. Şerde kullanıyor. İnsanları sömürmede kullanıyor. Allah-u Teala bu hataya düşmememizi de istiyor Kasas suresinde. En son Ankebut suresinde arkadaşlar başarının fedakarlıkla olacağı mesajı veriliyor. Peygamberler fedakardı, salih insanlar fedakardı. Siz de onlar gibi fedakar olun. İman fedakarlık demektir. Bu noktada peygamberler sizin önderlerinizdir mesajı veriliyor. Bu şekilde 20 sure 10 cüzün özetini hızlı bir şekilde vermiş oluyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Muhammed Hocam'ın ekleyeceği şey varsa buyur. Evet.